arkadaşlar merhaba. 5. sınıf çantayınları kazanım soru bankası sayfa 259 test 1 ile devam ediyorum. İlk durum büyüttüm. Yasemin verilen gazete haberinden etkilenerek Türkiye'deki okumaya ayrılan sürenin neden bu kadar az olduğunu araştırmak istemiştir. Buna göre Yasemin aşağıdaki araştırma sorularından hangisinin veri grubuna sormalıdır diye soruyor arkadaşlar. Gazetede yazanını okuyoruz. Günde sadece bir dakika okuyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen yıl yayınladığı verilere göre Türkiye'de kitap okumaya kişi başı ayrılan süre günde yalnızca 1 dakikadır. Buna karşın televizyon izlemeye 6 saat, internete 3 saat harcanıyor. Arkadaşlar baktığım zaman Yasemin bu araştırma sorusunun hangisini sorması lazım? Şıkları inceliyorum. Günlük kaç dakikanızı internette geçiriyorsunuz? Bu kitap okumayla alakası yok. Dolayısıyla A şıkkım olmaz. B şıkkıma geldim. Bir yılda ne kadar kitap okuyorsunuz? Arkadaşlar ben günde ne kadar kitap okuduğum, neden bu kadar az olduğunu araştırmak istiyorum. Dolayısıyla bu da olmaz. Sizi kitap okuma alışkanlığınızdan alıkoyan aktiviteler ya da sebepler nedir? Evet arkadaşlar bu olabilir. Çünkü benim aradığım şey şuydu. Neden bu kadar az olduğunu araştırmak istiyordu. Bakın altını çiziyorum. Neden bu kadar az olduğunu araştırmak istiyor? Yani bizi kitap okumaktan alıkoyan şey koyan şey nedir? Bunu öğrenmek istiyor. Bu olabilir arkadaşlar. Haber programları dışında günlük ortalama kaç dakika televizyon izliyorsunuz? Televizyonla alakası yok sorularımızın. C şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizledim. İkinci soruma geçiş yaptım. Herhangi bir konuda araştırma yapmak isteyen dinçer yukarıdaki basamakları hangi sırayla uygulamalıdır? Araştırma sorusu belirlenir, veriler toplanır, veriler tabloya aktarılır, uygun örneklem seçilir. Şimdi arkadaşlar sıraya koyuyoruz her şeyi. İlk önce araştırma sorumuzun belli olması lazım. Bu araştırma sorun belli olduktan sonra soracağım yer yani uygun örneklem seçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Soracağım kişiler örneklem demek oluyor. Mesela öğrencilerle ilgili bir soru soracaksam gidip öğrencileri sorduğum zaman öğrenciler burada örneklem oluyor. Yani sıramı ben buraya yazmak istiyorum. İlk önce bir araştırma sorum seçiliyor. Sonra örneklemim seçiliyor. Sonra ise arkadaşlar veriler toplanacak. Herkese tek tek sorulacak. Herkesin ne dediği tek tek alınacak. Ve arkadaşlar bu toplanan veriler de tabloya aktarılacak diyorum. Son olarak tabloya aktarma işlemi yapıyorum. Şıklarıma baktığım zaman D şıkkım doğru cevabım oldum. D'yi işaretledim. Sayfamı temizleyip diğer sayfama geçtim. Belli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için yapılan çalışmaya nokta nokta denir. Görüşleri alınan gruba ise nokta nokta denir. Bu nokta nokta yerlerin ne gelir diye soruyor arkadaşlar. Yapılan çalışmaya arkadaşlar ne deniyordu? Biz zaten bunu başından beri söylüyoruz. Araştırma deniyordu. Araştırma soruları. Yani bir araştırma olacak. Şuraya bir eşi, bir araştırma yazıyorum. İki ne olacak arkadaşlar? Görüşleri alınan grup yani soruyu sorulan grup. Neydi arkadaşlar? Az önce söylemiştim. Örneklem. Uygun örneklem. İki ise örneklem olacak. Şıklarıma baktığım zaman doğru cevabım D şıkkımda işaretledim. Sayfamı temizledim. Diğer soruma geçiş yaptım. Ayşe'nin denemedeki doğru sayısı kaçtır? İlk önce bir sorumuzu okuyalım bakalım. Yukarıdakilerden hangileri araştırma sorusu değildir diye soruyor arkadaşlar. Ayşe'nin denemedeki doğru sayısı kaçtır? Atıyorum arkadaşlar 20 soruda 17 doğru yapmıştır ve Ayşe'nin denemedeki doğru sayısı 17'dir. Herkes bu soruya aynı cevabı vereceği için araştırma sorusu olamaz. Sınıfımızdaki öğrencilerin sevdiği dersler hangileridir? Bu soruyu arkadaşlar gelelim sınıftaki öğrencileri sorarım. Kimi fen der, kimi matematik der, kimi sosyaller, kimi başka bir dersler. Dolayısıyla bu soru arkadaşlar bir araştırma sorusu olabilir. Okul müdürünüzün adı nedir? Okul müdürünüzün adı arkadaşlar yani bariz bir şekilde belli olan bir şey. Herkes buna farklı cevap veremez. Herkes aynı cevap verir diyorum. Üçüncü sorumda bir araştırma sorusu olamaz. Çok özür dilerim. Yanlış yaptık. Üçüncü soru arkadaşlar. Bir araştırma sorusu olamaz. Dördüncü soruya geldik. Sınıfımızdaki öğrencilerin en çok okuduğu kitap türleri nelerdir? Arkadaşlar kimisi aşk romanı okur, kimisi aksiyon okur. Herkes farklı okuyacağı için dolayısıyla bu bir araştırma sorusu olur. Bir ve üç araştırma sorusu olmadığı için A şıkkımı işaretledim. Beşinci soruma geçtim. Ali okulda en çok sevilen müzik tarzını belirlemek için bir araştırma yapmak istemiş ve bu doğrultuda önce uygun örneklem seçmiş ve verileri toplamıştır. Ali'nin bundan sonra uygulayacağı basamak aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Ben e, birkaç soru önce bu soruyu yap bu tarz bir soru yapmıştık. Yapmamız gereken şey ilk önce araştırma sorusu belirlenir, sonra uygun örneklem belirlenir, sonra veriler toplanır, toplanan veriler ise tabloya aktarılır. Ali arkadaşlar veri toplamayı yapmış Veri toplamadan sonra geriye ne geliyor? Veriler tabloya aktarmak geliyor. B şıkkı yani arkadaşlar bundan sonra yapması gereken şık oluyor. B'yi işaretledim. Sayfamı temizleyip 6. soruma geçiş yaptım. Okul meclis başkanı okulda yapılan sosyal etkinliklerden memnuniyet durumunu ölçmek için bir anket hazırlamak istiyor. Aşağıdakilerden hangisi bu anket için uygun bir soru değildir? Okulumuzdaki sosyal etkinliklerden memnun musunuz? Oldukça arkadaşlar uygun bir sorudur. Yani memnun musunuz, değil misiniz? Okulumuzda seneye yapılacak olan seçimlerde tekrar bana oy verir misiniz? Arkadaşlar bu bu konuyla ilgili bir şey değil. Dolayısıyla bunu bir süreliğine boş bırakıyorum. Okulumuzda yapılan sosyal etkinlikler sizce yeterli midir? Evet bu arkadaşlar sosyal etkinliklerle ilgili bir soru olduğu için ben buna da tik atıyorum. Okulumuzda hangi sosyal etkinliklerin yapılmasını istersiniz? Bu da arkadaşlar sosyal etkinliklerde bir soru. A, C, D. Bunların hepsi sosyal etkinliklerle sorular olduğu için arkadaşlar bunları sorabilir. Ama B şıkkında sosyal etkinlikler değil seçimlerden bahsediyor. Dolayısıyla B şıkkı buna uygun bir soru olamaz. Üniversite sınavlarına hazırlık için en çok tercih edilen kitapların hangileri olduğunu araştırmak isteyen Mustafa, aşağıdaki örneklemlerden hangisini seçmesi daha doğru, daha uygun olur diyor arkadaşlar. Baktığım zaman üniversite sınavına hazırlanan öğrenci yaş kitlesi genellikle 17-18 yaş aralığındaki öğrencilerdir. 15-17 daha lise çağları. 13-15 ortaokul lise karışımı. 8-10 ortaokul. Dolayısıyla arkadaşlar Dolayısıyla arkadaşlar 17-18 üniversiteye hazırlık olduğu için bu yaş grubundaki öğrencilere arkadaşlar soru sorabilir. Bu yaş grubunu seçmelidir diyorum. Sayfamı temizleyip 8. soruma geçiş yaptım. Sağlıklı beslenme ile ilgili bir anket formunda aşağıdaki sorulardan hangisi yer almamalıdır? Günde kaç öğün besleniyorsunuz? Bu arkadaşlar sağlıklı beslenme ile ilgili olabilir. Haftada kaç kez fast food tüketirsiniz? Bu da arkadaşlar bir sağlıklı beslenme sorusu. En sevdiğiniz yemek. Bunun arkadaşlar konuyla hiçbir alakası yok. D şıkkımızda bakalım. Dengeli beslenmenin spora yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Sağlıklı beslenmek için arkadaşlar bu soruyu da sorabilir. Ama C şıkkının konumla alakası olmadığı için C'yi işaretledim. Sayfamı temizleyip 9. soruma geçtim. Sınıftaki öğrencilerin en çok sevdiği renklerin neler olduğunu araştırmak isteyen Çağlar'ın belirlediği araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Okulumuzda en çok sevilen renkler hangileridir? Arkadaşlar, sınıftaki öğrencileri istediği için sınıftaki öğrencilerine sormak lazım okuldaki değil. Sınıfımızda sevilmeyen renkler var mıdır? Vardır veya yoktur bu sorunun cevabı. Dolayısıyla en çok sevilen rengin cevabını da ben burada alamam. Öğrenciler arasında en çok sevilen renkler hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Öğrenciler derken burada örneklem doğru değil. Sınıfımızdaki öğrenciler demesi gerekiyordu. D şıkkında sınıfımızdaki öğrenciler arasında en çok sevilen renkler hangisidir diye sorduğu için örneklem uygun, soru uygun. Dolayısıyla arkadaşlar D şıkkımdaki anket sorusu olabilir diyorum. D'yi işaretledim. Sayfamı temizleyip 10. soruma geçiş yaptım. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi araştırma sorusudur? Aslında en sevdiği yemek hangisidir? Bu bellidir arkadaşlar. Bunun bir tane cevabı var. Herkes buna aynı cevabı verir. Sınıfımızdaki öğrencilerin en çok sevdiği yemekler hangileridir? Herkes aynısı se yemeği sevmez. Dolayısıyla arkadaşlar bu soruya herkes farklı cevap verebilir. Bu bir araştırma sorusudur. İlimizde en çok kullanılan erkek isimleri. İsimleri dediği için arkadaşlar buna herkes farklı cevap verebilir. Dolayısıyla bu da bir araştırma sorusu olur. 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? 999'dur arkadaşlar. Kime sorsan herkes için bu 999 olduğu için bu da bir araştırma sorusu değildir diyorum. Baktığım zaman 1 ve 2 toplam 2 tane araştırma sorusu vardır dedim. İşaretledim. Son soruma geçiş yaptım. Aşağıdakilerden hangisi veri toplama araçlarına örnek gösterilemez? Anket bir veri toplama aracıdır. Tarama veri toplama aracıdır. Görüşme veri toplama aracıdır. Tablo oluşturma arkadaşlar başka bir şeydir. D şıkkımı işaretledim. Videomuz sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.